Sevgili ablalarım, teyzelerim, hoş geldiniz hepiniz. Bizleri bugün yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri hepiniz yakından uzaktan tanıdınız. Aşağı yukarı 3 senedir hizmet veriyoruz. Bu ikinci yerimizi açmak mecburiyetinde kaldık. Ummadığımızdan daha fazla büyüdük. İnşallah bundan sonra daha iyi bir ekiple daha iyi hizmet vermeye çalışacağız. Hepinizden Allah razı olsun geldiğiniz için. Öncelikle hepinize tekrar teşekkür ediyorum buraya kadar gelip de bizim böyle güzel mutlu günümüze katıldığınız için. Allah hepinizden razı olsun. Yani ablamın da dediği gibi 3 senedir bu işi yapıyoruz. Hedefimiz doğru yolda yürümek. Hep beraber sizlere daha iyi imkanları sunmak. Umarım bu yeni yerimizde hep beraber inşallah tekrar daha iyi elemanlarımızla beraber daha iyi çalışmayı arz ediyorum. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinize. Evet, biz de Decipher Tensor firmasına başarılar diliyoruz. Hayırlı hizmetler diliyoruz efendim. Şimdi dışarıya birlikte çıkacağız, acele edeceğiz. Hollanda Rotterdam şehrindeyiz. Burada hizmet sektöründe çok özel kurumlardan olan bakım evleri yoğunlaştı. Bizim hemşehrilerimizden bir tanesi de Decipher'ı bakım evi olarak yeni bir firma kurmuş. Onların açılışına nezaret edeceğiz ve açılıştan sizler için derlediklerimizi paylaşacağız. Buyurun hep birlikte Decipher Tensor firmasının açılışına gidelim. Ya Rabbi, açımını gerçekleştirdiğimiz bu firmamızın hayırlı çalışmalara imza atmasını nasip eyle. Bereketli kazançlar nasip eyle. Bu insanlara güzel hizmetler yapmalarını nasip eyle. Tebakkel minna ve şimardana ve hammeltana ve secik duayna ve hürmetin farika. Evet sevgili seyirciler, şu anda açılışı gerçekleştirmek üzere ilerlemiş bulunuyoruz ve bu firmada İlk olarak hizmet gören değerli bir abimiz bu açılışı gerçekleştirecek. Sahibeleri o şekilde düşündüler. İlk hastası bu firmanın ilk hastası efendim Necati Bey değil mi? Kıvrak, evet Necati Kıvrak. Necati Kıvrak abimiz besmeleyle bu açılışı gerçekleştirecek. Uzun yıllar Zayfır'ı Berrak Tevzorh'un hizmetlerine yararlanmış değerli bir abimiz. Abicim buyurun. Tabii. Hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kesiyorum. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Buyurun. Efendim aklım
Abicim sizi tanıyalım öncelikle. Ben ismim Cemal. Aksaraylıyım. Kaç yıldır Olayan'da yaşıyoruz Cemal Bey? 1985'ten beri buradayım. 85'ten beri. Pekala, bu taviz zor işi yapan, yani ev bakım hizmetleri yürüten bu firmadan sanırım destek hizmetler alıyorsunuz. Nasıl hizmetleri firmanın, memnun musunuz? Ne gibi hizmetler alıyorsunuz? Çok iyi, teşekkür ederiz. Ya şu ana kadar herhangi bir sorunumuz çıkmadı. Hizmet olarak beklediğimizde de yani diyebilirim ki fazlasını da alıyoruz. Çok teşekkür ederiz. İki tane bayan işte hanımefendi. Sağ olsun yani memnunuz. Sizin bütün evdeki hizmetlerinizi yürütüyorlar mı? Siz ne gibi hizmetler alıyorsunuz? Biraz seyircilerimiz için açar mısınız? Biz şimdi evde hizmet olarak yani işte temizlik işlerini alıyoruz. Elbise ütüsü, işte diğer banyo tuvalet gibi temizlik şeylerini alıyoruz. Gerekirse yemek pişirme falan, yani bu mutfakta çalışma hizmetlerini alıyoruz. Kapı pencere temizliği falan, bunları alıyoruz. Ütü falan yapıyorlar, alıyoruz. Hanımefendi bacımız var burada, uzun yıllar sanırım bu firmada hizmet görmüş. Sizi tanıyabilir miyiz efendim öncelikle? Evet, tanıyabiliriz. Kahramanmaraşlıyım. Adım Esma Dinçer. Bu Zoruk Kantor'dan hizmet alıyorum. Çok memnunum. Allah razı olsun. Yerden göğe kadar böyle bir insanlarla tanıştığımız için devletimize, milletimize hayırlı olmasını dilerim. Siz ne gibi hizmetler alıyorsunuz? Ev temizliği, banyo temizliği yardım. Kalkamıyorum. Bel rahatsız. Ayak yok. Rahatsız. Dört bel fıtığı var. Tamamına rahatsızım yani. Sizi tanıyabilir miyiz hanımefendi? Ben Nilüfer Köyeylan. Karadenizliyim. 5 senedir yaklaşık buradayım. Kızınız mı? Kızım değil. Bana yardımcı Hayırlı. Olur böyle. Ya siz burada mı görevlisiniz? Yok, görevli değilim. Böyle gelip gitmem de... Ne güzel, ne güzel. Bir dost diyorsun. Dost eli. Evet, dost eli. Manevi evlat diyelim. Ne güzel. Manevi evlat diyeceksiniz siz. Ben Türkiye'deki bütün akrabalarıma, aileme çok selam gönderiyorum. Hazreti Allah herkese sağlık ve şifalar versin. Amin. Teşekkür ediyoruz. Ben içeriğini pek bilmiyorum ama 2 sene önce ben ticari taksi kullanıyorum, ticari araba. Eindhoven'a bir iş götürüvermiştim. Onlar şeyde arabada konuşuyorlardı, memnun olduklarını söylediler. Galiba işleri güzel gidiyor yani. Yani ağızdan söylenen bir olaya şahit oldunuz ve memnuniyet aldınız. O en önemli memnuniyet o. O. Çok teşekkür ediyoruz. Bozkan'da, memlekete, Konya'ya. Bütün köylülere, Türkiye'ye, Konya'ya, Karaman'a. Herkese selam. Bozkan'da da söyle. Bozkan'da da var içinde. Özellikle Bozkan'da. Tamam. Ben Veysel Gülmüş. Ben de Bozkan'da köyünden. Yalnız İzmir'de yaşıyorum. Burası bizim yeğenlerimizin yeri. Burada hayırlı olsuna geldik. Tabii yakından takip ediyoruz. Çok bir hata yaparlarsa kulağını çekeceğiz. Mutlaka diye. Mutlaka. Çok güzel işler yapıyorlar. İyi veya kötüleri her zaman eleştiriyoruz. Çok memnunlar yani. Herkesten de memnun olduğunu duyuyoruz. İnşallah hayırlı olur. Veysel abi, Bozkandak'ta şu anda birine selam göndermek istersen ilk aklına gelen. İlk aklıma gelen İbn Abdülazim. Çok selam söylüyorum o adama. Onu çok sev. O adamı en çok sevdiğim köyde o adam. Buradaki güzel müessese halamın kızlarının onların açılışına geldik. Katıldık, memnun kaldık. İşlerinin daha güzel olması, yürümesini, daha güzel hizmet vermesinin devamını diliyoruz inşallah. Ahmet Bey, ne işle meşgulüz? Ben kendim Amsterdam'da halı ve muşamba parke üzerine iş yerimiz var. Orada çalışıyorum. Kendi işinizi yapıyorsunuz? Evet, kendi işimiz. 15 yıldır gidip geliyorum. Hamdolsun, gidip geliyoruz. Yaşamınızdan memnunsunuz? Çok şükür, hamdolsun. Memlekette kimlere selam göndermek istersin? Memlekette bütün köylülerimize, akrabalarımıza, özellikle buradan seyrederse anneme babama buradan selamlarımı söylüyorum. Ellerinden öpüyorum. Ve diğer bütün gören arkadaşlara ve beni tanıyan herkese bol selamlarımı söylüyorum. Sen Bozkandak'ta kime selam söylemek istersin? Biri ilk aklına gelen. İlk aklıma gelen annem olur, ablam olur, eniştelerim, amcalarım. Gerçi amcam da kalmadı ya. Kim olur?
Görümcem var, eniştem var. Akrabayı, talukatını hepsine selam diyoruz. Hepsine selam söyle. Arif abla, neler düşünüyorsun bu bakım eviyle ilgili? Müşteriler memnun, konuşanlar da memnun. Sen neler söyleyeceksin? Bir şikayetin var mı? Biz de çok memnunuz. Hiçbir şikayetim yok. Yani bunu devlet güzel bir şey yapmış yani bizim için. Çok güzel yani, memnunuz yani. Adım İlyas Baytekin. Bu işletme ablamların işletmesi. Adının da söylediği gibi berrak bir şekilde hizmet vermeye çalıştılar geçtiğimiz 3 yıl içerisinde. Çeşitli faaliyetlerde bulunduklarından dolayı ve bu faaliyetlerin gitgide büyümesinden dolayı daha büyük bir yere, daha fazla ve daha iyi kalitede faaliyet gösterebilecekleri yere taşınmış bulundular. Şimdi bana patron şeysi vermelerinin sebebini ben anlayabiliyorum. Alış diye söyledim artık bundan sonra böyle. Tamam, yani ben de elimden geldiğince ablalarımın işte bu iş hayatındaki başarılı olabilmeleri için destekte bulunuyorum. Her türlü yardımda bulunuyorum hiç çekinmeden. Hep beraber amacımız daha iyi hizmet, daha iyi yaşlılarımıza, bakıma muhtaç insanlarımıza daha iyi bir şekilde hizmet verebilmektir. Buradan da bütün Konyalılara, Karamanlılara, hemşerilerime, tüm Türkiye halkına, başta ayrıyeten bir de Avrupa Bozkandaklar Derneği muhasebecisi olarak da köylülerime selamlar gönderiyorum. Bizim hedefimiz inşallah bundan sonra daha büyük yer açtığımız için hedefimiz daha büyük şu anda. Yani önceden 50 kişi, 60 kişi hizmet ediyorsak şimdilik 100 kişilik kapasiteyi istiyoruz. Burada bir dach for life yapmak istiyoruz. Evden çıkamayan teyzelerimiz, amcalarımızı buraya getireceğiz haftanın 2 günü. Onları burada en güzel şekilde ağırlayacağız. Ufak tefek ne istiyorlarsa, çoğu bir elif ba öğretin bana, köleniz olayım diyenler var. Onlara burada hizmet vermek istiyoruz. Burada bir öğlen yemeği yedirip onları tekrar evlerine dağıtacağız. Hedef bu şu anda. Teşekkür ederim Abdullah Bey. Bizim böyle mutlu günümüzde bizimle beraber olduğunuz için çok sağ olun. Allah razı olsun. Ablam da dediği gibi öncelikle İlyas kardeşime çok teşekkür etmek istiyorum. Bizimle beraber geceli gündüzlü hiç durmadan çalıştı. Yani bu yerlere beraber geldik. Üçümüz beraber, üç kardeş birlikte geldik. İnşallah bundan sonra da hedefimiz aynı insanlara hizmet, doğru bir şekilde hizmet etmek istiyoruz. Gönüllerini kırmadan, saygı ve sevgi çerçevesi içinde. Ablam da dediği gibi buraya bir Dach for Life programı düşünüyoruz. Buraya onları misafir edip gönüllerini hoş etmek, evlerinden çıkmayan insanlarla beraber bir gün geçirmeyi düşünüyoruz inşallah. Tekrar çok teşekkür ederim. Biz de Avrupa'daki bizimkiler ekibi olarak, Conti ve ailesi olarak sizlere hayırlı başarılar diliyoruz ve berrak bakım evi vatana, millete, memlekete hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hoşçakalın, bir başka güzel mekanda görüşmek ümidiyle efendim. Teşekkür ederim.